Herkese selamlar, herkese iyi haftalar. Bugün 4 Mart 2023 günlerden pazartesi ve tam zamanlı programıyla yine karşınızdayız. Hoş geldiniz Artınç Bey. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. İyi haftalar herkese. Güzel yayınlar olsun, iyi haftalar olsun. Bu sabah itibariyle önemli gelişmeler, önemli detaylar verildi Bakan Şimşek tarafından. Dilerseniz en önemli noktalara değinmesiyle birlikte bir yorum alalım sizlerden de. Çünkü gerçekten beklediğimiz aslında piyasaya da yön verebilecek, yansımalar olabilecek açıklamalar geldi. Bir genel değerlendirme yaparsak bu genel değerlendirmenin sonucunda görüntü pozitif mi yoksa buradan çıkaracağımız başka noktalar da var mı? Şimdi görüntünün pozitif olup olmayacağı ile ilgili Mehmet Şimşek'in açıklamasından bir bölüm alabiliriz. O da sizin ne dediğinize değil neyin gerçekleştiğine bakar piyasalar dedi. O açıdan Mehmet Şimşek'in bu kriterinden hareket edersek piyasalar için olumlu ya da olumsuz çok büyük bir sonuç buradan beklememek lazım. Piyasa kendi dinamikleri içerisinde hareket ediyor. İlerleyen dakikalarda borsadaki ve finansal piyasalardaki diğer enstrümanların bundan sonra nasıl bir hareket tarzı içerisinde olacağına dair detayları veririz. Ama Mehmet Şimşek birinci olarak şunu söyledi. Vergiler konusunda seçimden sonra genel vergi oranlarının artmayacağını söyledi. Yani ne kurumlar vergisi, ne gelirler vergisi, ne KDV'nin, ne motorlu taşıtlar vergisinin genel oranının artmayacağını söyledi. Ama burada bu vergilerin genel artmayacağı özelde bazı düzenlemelerle bazı vergilerin gelmeyeceği anlamına gelmiyor. O açıdan hangi şirket, hangi sektör, nasıl tüketici, nasıl bir kurum, nasıl bir vergiyle karşı karşıya kalır onu değerlendirmemiz gerekecek. Seçim sonrasında dikkat etmemiz gerekecek. Bu bir. İkincisi kur tarafına yine vergi tarafına bakıldığında şu anda borsa ile ilgili bir vergilendirme gündemlerinde olmadığını söyledi. Yatırım fonları ile ilgili bir vergilendirme olur mu olmaz mı? Bununla ilgili bir soru sorulmadı kendisine. Dikkat etmek lazım. Bunun dışında kurla ilgili Türk lirasının reel olarak değerlenmeye devam edeceğini söyledi. Kurda bir hareket beklemediğini söyledi. Bu ihracatçı şirketlerin Türkiye'de borsada iyi bir performans göstereceği beklentisinin çok gerçekçi olmadığına işaret ediyor. Yani kuru yukarı bırakmayacağım, öyle ihracatı da atmam etmemek gerekir diyor. Reel faizin artmaya devam edeceğini söyledi. Çünkü enflasyon düşecek. Yoksa faizi arttırmayacaklar. Önümüzdeki dönemde ekonomik aktivitedeki yavaşlama döviz talebini azaltacak. Enflasyon aşağı gelecek. Enflasyon aşağı geldiği andan itibaren de mevcut faizler, %50'ler seviyesindeki mevduat daha iyi bir reel faiz sağlayacak dedi. Bundan dolayı da KKM'den büyük oranda mevduata geçiş yapılıyor dedi. O nedenle borsa açısından bakıldığında bu açıklamalar hani çok pozitif değil. Onu söyleyeyim. Çünkü ekonomide ciddi bir yavaşlama göreceksek ekonominin en önemli göstergelerinden bir tanesi büyümesine işaret eden borsadır. Borsada bir vergi gelmeyecek olması pozitif algılansa da ekonomik aktivitede ciddi bir yavaşlama beklendiğinin söylenmesi önemli. Kripto ile ilgili olarak da yine bir düzenleme geleceğini ve yine Haziran ayından itibaren de gri listeden çıkacağımızı belirtti ki bu söylemlerden herhangi birisinin yeni ve beklenmedik pozitif ya da negatif bir etkisini çok fazla piyasalar açısından ben değerlendirmiyorum doğrusu. Evet, zaten bu açıklamalardan sonra şu an belki anlık bir etki olabilir ama zaten orta vadeli görüntüyü biraz daha ön plana alıyoruz bu süreçte borsa değerlendirmesi ve yatırım değerlendirmesi için. Buradaki beklentiler de yine enflasyona bir şekilde paralel olarak gidiyor. Peki o zaman hemen şöyle bir yön vereyim buradaki konuşmaya. Şimdi sabahki bu konuşma belki bugünkü piyasada birazcık hareketlilik getirebilir gibi gözüküyor ama buradaki orta ve uzun vadeye baktığımızda tabii ki önemli noktalar vardı. Şimdi geçtiğimiz haftada birkaç veri geldi. Bu veriler ışığında da değerlendirme yapıyoruz. Hem küresel tarafta hem yurt içi piyasasında. Bilanço dönemi konuşmuştuk zaten. Buradaki bazı hisseler de zaten ayrışacağı çok belliydi bilançolarla birlikte. Şimdi BIST tarafına baktığımızda da BIST 100 endeksi geçtiğimiz olarak haftalıkta %3'e yakın bir değer kaybı gözükmüş. Türkiye'nin de bir verisi vardı. 2023 yılında %4,5 büyüme verisiyle bir görüntü aldık.
Tabii bunun yurt dışı tarafı da var. Yurt dışına girmeden önce bu biz tarafına hemen değinmek istiyorum. Buradaki büyüme verisiyle birlikte yatırım değerlendirmesi, burada açıklamaya da göre de kurun çok hareketlilik göstermeyeceğini biz anlıyoruz. Buradaki orta vadede ne görüyoruz peki yatırımcılar için? Yatırımcılar açısından Türk lirasında kalmak gerekliliğini görüyoruz. Çünkü kurun gitmesine izin verilmeyecek. Bunu Mehmet Şimşek çok net söyledi. Cari açık eğer finanse edilebilirse biz Türk lirasının bilakis değerleneceğini görüyoruz. Rezervimizin artacağını görüyoruz dedi. Cari açık finanse edilebilirse kısmına cari açığın ciddi şekilde yavaşlayacağını ve %2,5'lara milli gelir oranının düşeceği şeklindeki açıklamaları oldu. O yüzden yatırımcıların önümüzdeki dönemde eğer çok beklenmedik bir şey, beklenmedik bir şeyden kastım şu, Mehmet Şimşek ve ekibi görevde kaldığı sürece Türk lirasına güveniyor olmak gerekir mesajını alıyorum ben Mehmet Şimşek'in açıklamalarında. Teşekkür ediyorum. Küresel piyasalara da bakalım birazcık o zaman. Tabii ki ABD ekonomisinin de 2023 yılında 4. çeyrek büyüme verisinde %3,2 beklentilerin altında bir büyümesi vardı. Buradaki görüntüde nasıl bir durum var? Çünkü biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta hem kripto tarafı, orada regülasyon ağırlığı daha fazla olduğu için ve ETF de çok konuşuluyor zaten. Bununla birlikte bir de hem Nasdaq'ın yukarı yönlü rally yapması, nasıl değerlendiriyoruz bunu? Şimdi yurt dışı piyasalarda olumlu hava devam ediyor. Çünkü Amerika'da enflasyon verileri beklendiği gibi, çekirdek tüketici verileri, verimlilik artıyor ve bundan dolayı da Amerikan borsalarının pozitif etkili görüyoruz. Yaz aylarında bir faiz indirimi yapılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu değişirse hikaye değişir. Ama şu aşamada baktığımızda belki Amerikan borsalarında da bu hızlı yükselişin ardından bir realizasyon görebiliriz. Ama bu realizasyon bir alım fırsatı olabilir gibi gözüküyor. Bir de teknoloji şirketlerinden belki bir miktar kar alıp kenara çekilebilir yatırımcılar. Çünkü bu Magnificent Seven dediğimiz, hani bu muhteşem yedili ile yükselen bir piyasa vardı. Nvidia rekorlar kırmaya devam ediyor. Bir noktadan sonra bir doygunluk olabilecektir. O nedenle daha büyüme hisselerine dönülebilir yurt dışı piyasalara, özellikle Amerikan piyasalarına baktığımızda. Evet, teşekkür ediyorum. Çünkü zaten yatırımcıların da şu an biraz daha en azından hareketlerinin ya da yön vereceği noktanın borsa üzerinde daha netleştiğini görüyor olduk gibi geldi bana. En azından burada da sabahki açıklamaların ışığında da sizin yorumlarınızla birlikte hemen hemen aslında biraz daha rahatlayacağım düşüncesiyle biraz daha öngörülü davranabilirler diye düşünüyorum. Peki şuna değinmek istiyorum. Şimdi kur ve ihracatla ilgili bir konuşma aldık ama şunu da sormak istiyorum. Euro bölgesinde Şubat ayı enflasyon okumaya göre yıllık %2,6 geldi. Şimdi Euro bölgesini de en çok etkileyen noktalardan biri jeopolitik maalesef savaşların etkisinde çok fazla kalıyor olmasıydı. Buradaki görüntüye baktığımızda izlenecek para politikasında bir değişiklik olur mu? Bir de Türkiye tarafında da bunun yansıması ihracatçılara nasıl olur? Yani bir enerji krizinden bahsediyorduk çünkü buradaki süreçte değerlendirmeyi alırsak her iki yönlü, hem Türkiye tarafı hem Euro bölgesine yansıma tarafı, Euro bölgesindeki gelişimlerle birlikte nasıl bir yansıma alır Türkiye? Euro dolar paritesinde aşağı yönlü bir hareket olur. Bu da özellikle Türkiye için iyi değil. Avrupa'nın yavaşlaması. Tüm dünyada enflasyonda ciddi bir düşüş görüyoruz. Türkiye'deki düşüş daha sınırlı oluyor. Buna bağlı olarak normal şartlarda eskiden olsa enflasyonun üzerinde bir devalüasyon hızıyla daha rekabetçi bir kur ve böyle ihracat yapıyoruz şeklinde bir hikaye olur. Ve ihracatçının bu isteği yerine getirilirdi. Ama Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla gözüküyor ki özellikle son dönemde Türk lirası çok rekabetçi olmasa da ihracatın ithalatı karşılama oranı artıyor. Yani daha verimli bir ihracat yapılıyor. Ciro üzerinden değil, gerçek karlılık üzerinden bir ihracat yapılıyor. O yüzden ben Avrupa bölgesine yapılacak olan ihracatın önümüzdeki dönemde düşeceğini düşünüyorum. Euro-dolar paritesinin de dolar lehine aşağı yönlü hareket edeceği beklentisindeyim.
Peki, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Son olarak tabii ki Bakan Şimşek bugünkü açıklamasında kripto regülasyonuna da değindi. Gri listenin Haziran'da Türkiye'nin yüksek ihtimalle çok, yani özür diliyorum, çok büyük olasılıkla listeden çıkacağını söyledi. Şimdi bu değerlendirme çok önemli bir nokta. Çünkü seçim sonrası gelecek olan regülasyonla birlikte ve gri liste durumunda bu görüntü bu kadar pozitifse bizi peki ikinci çeyrekten sonra nasıl bir görüntü bekleyebilir bu konuşmalar ışığında? Evet. Şimdi bu kripto üzerinde değerlendirmek lazım. Yoksa gri listeden çıkmak Türkiye'yi çok farklı bir yere koymaz. Çünkü bu bir standart olması gereken şey zaten. Bu özelliği yerine getiremiyorsanız yani bu listedeyseniz zaten bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani Türkiye'nin bu listeden Haziran'da çıkması ehveni şer bir durum. Kötünün iyisi bir durum. Esas olan kayıt dışılığı engellemek. Onu bir kenara koyalım. Kripto konusundaki düzenlemelere bakarken borsa tarafından da bir değerlendirme yapmak lazım. Çünkü kripto müşterisi kripto kışı yaşandığında borsaya gelmişti. Halka arzlarla birlikte inanılmaz bir izleyici katılımcı sayısı artmıştı borsada. Son günlerde de halka arzların gelmesiyle birlikte katılımcı sayısının arttığını gördük ama borsada görünüm öyle çok pozitif değil. Borsada teknik olarak bakıldığında yukarı yönlü hareketin hala devam edeceğine dair bir resim gözükse de Cuma günü gördüğümüz Mart'ın ilk ayındaki %1'lik düşüş ve bugün itibariyle bakıldığında piyasadaki güçsüzlük kısa vadeli geri çekilmeyi ardından derinleşen satışlarla beraberinde getirebilir. Bu nominal olarak rekor kıracağı gerçeğini ortadan kaldırmıyor borsanın. Borsada bir enflasyon rallisi görme ihtimalimiz var. Ama Mehmet Şimşek'in dediği gibi ekonomi ciddi yavaşlayacaksa Türkiye'ye para girişlerini Haziran-Temmuz'da görmeden önce borsada bir geri çekilme görme ihtimalimizi yatsımamak lazım. Bu alış fırsatı olabilir. Aynı yurt dışında geri çekilmelerin bir alış fırsatı olabileceği gibi. Kripto ile ilgili ise düzenleme ile ilgili 2-3 tane taslak var. Bu düzenlemeyi görelim. Ardından bence Türkiye özelinde değil, yine dünya genelinde baktığımızda kriptonun Bitcoin'de bir miktar kar almak zamanının yaklaştığı şeklini değerlendirmek gerekiyor. Bir kar alıp tekrar yukarı hareket devam edebilir Bitcoin'de. Çünkü Bitcoin de diğer yatırım araçları gibi Fed'in faiz politikasına çok bağlı. Bir beklentilerde değişiklik olmazsa ki beklentiler yaz aylarında bir faiz indirimine işaret ediyor. Bitcoin'de daha önce gördüğümüz 69-70 binli seviyelerin üstüne 100 binlere doğru bir hareketin bu sene için çok olası olduğunu düşünüyorum ben. Peki, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Hafta başını güzel bir şekilde açtık. Yorumlarla birlikte sizlerin değerlendirmelerinizi aldık ve bununla birlikte de yine çarşamba günü gündem arasında buluşacağız. Sonrasında yine Twitter Space ya da Tam Zaman programını yine değerlendirmelerle birlikte bu haftayı da kapatacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum Artmış Bey yorumlarınız için. Herkese iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.